Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la birlikteyiz. Muhterem hocam, hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocam. Nasılsınız? Bizim sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hamd eder, şükrederiz. Allah razı olsun. Sen değilsin inşallah. Allah'a hamd ve şükrederiz muhterem hocam. Yine sizinle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz inşallah. Uygun görürseniz bugünkü konumuz kimler takva sahibidir? İnşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Arap'ın Arap olmayan üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takva iledir buyuruyor. Takva ne demektir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Takva, vika kökünden türeyen bir kelime, korunmak ve sakınmak manasına geliyor. O zaman bu korunmak ve sakınmanın muhtevasında ne var? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emirleri var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de nehileri var. Ve Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak takva sahipleri için bir kılavuzdur, hidayettir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki emirlere itaat etmek ve yasaklarına uymak kesinlikle takvadır. Genelde lügat anlamından hareket eden birçok insan takvayı Allah'tan korkmak olarak değerlendiriyor. Bu doğru değil. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine yaklaşır. Eğer gerçekten takvayı korkuyla illa ifade etmek gerekiyorsa, Allah'ın üzerimizdeki sevginin kaybedilmesi korkusu. Nasıl gerçekleşecek? Allah-u Teala'nın emirleri var. Eğer emirlere itaat etmezsek, o zaman Allah'ın üzerimizdeki sevgisi azalır. Allah'ın nehileri var, yasakları var. O yasakları işlersek, bununla da Allah'ın üzerimizdeki sevgisi azalır. İşte belki de takvayı sevginin azalacağı korkusu, kaybedilmesi korkusu şeklinde ifade etmek mümkün. Ama bir bütün olarak Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman korunmak ve sakınmak manasındadır. Korunmak Allah'ın bütün emirlerine itaat, sakınmak da Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamak manasına geliyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Kur'an-ı Kerim kavramlarından biri olan takva, Kur'an'ın bütününü kapsar mı? Bütünüyle takva Kur'an'ın bütününü kapsar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bütünü incelediğimiz an Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in bütününün 7 safa takvada teşekkül ettiğini görüyoruz. İşte sahabenin yaşadığı 7 safa takva Maide suresi, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsi Allah'a yönelmişler ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece birinci safa takvanın sahibi olmuşlar ve kendilerini gizli şirkten kurtarmışlar. İkinci safa takva Maide 35. Hepsi kendilerini Allah'a ulaştıracak olan vesileyi hacet namazıyla Allah'tan istemişler. Maide 35. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtehu ileyhi vesilete ve cahidu fi sebilihi. İşte kendilerini Allah'a ulaştıracak olan vesile Allah'ın o kişi için tayin ettiği mürşid, ona da tabi olmuşlar. Kaf 31. Ve uzibetil cennetu lil muttakine gayre bahid. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimlerdir bunlar? Devamında hafizün ve evap olanlar. Yani kim mürşidine tabi olmuşsa o hafizundur. Allah'ın muhafazası altına girmiştir. Kim de evap olmuşsa ruhu Allah'ın zatına ulaşmış. Sana ulaşmış ve Allah'a ermiştir. Bu üçüncü safa takva itibariyle cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Bir dilekle 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın garantisinde gerçekleşen bu olay Fecr suresinin 30. ayet-i kerimesinde vudhuli cennetiyle
noktalanıyor. Hac 37'deki 4. safa takvada bakıyoruz. Allah Teala hac farizasını yerine getirirken kurbanlarınızı kesin diyor. Ama bu haçta kesilen kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. Araf 201'de 5. safa takva, daimi zikir. Takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman hemen Allah'ı tezekkür ederler. Allah'la tezekkür ederler. Yani hakikati Allah'tan öğrenirler. Ve 6. safa takva, Maide 100. Ey ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umur ki böylece siz felaha ererseniz. Bu da felah, 6. safa felah. Ve son 7. safa takva, Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde, ey iman edenler, Allah'a karşı onun hak takvası ile, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Öyleyse burada da takvanın kesinlikle Allah'a teslimiyet olduğunu, 7 safa takvanın bütününün Kur'an-ı Kerim'de gerçekleştiğini görüyoruz. O zaman takva Kur'an'ın bütününü kapsar mı? %100 evet. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Şüphesiz ki Allah takva sahiplerini sever. Muhterem hocam, takva sahibi olmak nasıl gerçekleşir? Evet. Şimdi tabii 7 safa takva noktasından baktığımız zaman gerçekten Allah takva sahiplerini sever. Ama Kur'an-ı Kerim'de duruma baktığımız zaman hangi safadaki takva sahiplerini sever? 4. safadaki takva sahiplerini. Diğerlerini sevmez mi? Diğerlerini de sever. Allah-u Teala'nın herkesi sevdiğini biliyoruz ama Allah'ın sevgisi en üst noktadan en alt noktaya kadar geniş bir yelpaze içerisinde sonsuz bir spektrum arz ediyor. En üst noktada Allah'ın sevdiği elbette Allah'ın tasarrufunu aldığı devrin imamıdır. En çok onu seviyor. Nitekim Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği bir hadis-i şerifte, kulum bana farz ibadetlerle en çok yaklaşır, nafilelerle de yaklaşır. Ben onu seversem, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, veriyen ağlağı olurum. O benimle işitir, o benimle görür, o benimle tutar. Bu dizayn içerisindeki bir durum ancak Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı için geçerlidir. Öyleyse en üst noktada Allah Teala devrin imamını seviyor. Allah'ın tasarrufunu alması hasebiyle. Ama en çok Allah'ın sevdiği devrin imamdan başlayan aşağıya doğru geniş bir yelpaze içerisinde herkes Allah'ın bir sevgi yelpazesinde yerini alıyor. Dolayısıyla Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği Allah takva sahiplerini sever. O takva sahipleri 4. safa takvayı yaşayanlardır. Baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. İşte Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesi ve işte Tövbe suresinin 2 ve 7. ayet-i kerimesi. 4 ve 7. ayet-i kerimesi. Evet, Tövbe suresinin 4 ve 7. ayet-i kerimeleri. Tövbe suresinin 4 ve 7. ayet-i kerimenin son kısmında Allah Teala açıkça "İnallaha yuhibbul muttakin." Allah takva sahiplerini sever. "İnallaha yuhibbul muttakin." Allah takva sahiplerini sever ve Allah aynı zamanda muhsinleri sever. Dolayısıyla bu takva muhsinler takvası. Yani 4. safa takva. Evet, gerçekten kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse Allah onları sever. Allah'ın izniyle. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz de dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Ahiret hayatı takva sahipleri için daha mı hayırlıdır? Evet. Ahiret hayatı takva sahipleri için daha hayırlıdır.
Bir tarafta dünya hayatı var, bir tarafta ahiret hayatı var. Dünya hayatına yönelen insanların hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta gidecekleri yer cehennem olduğunu Allah Teala birçok ayet-i kerimede ifade ediyor. Örneğin Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ennellezine la yercune likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. O zaman ulaşmayı dilemeyenler nedir? Birinci safa takvanın sahibi değildir. Birinci safa takva sahibi olmayan kişi neyi istiyor? Dünya hayatını istiyor. Dünya hayatını isteyen bu insan ayetlerden gafildir ve gideceği yer cehennem. Öyleyse birinci safa takva sahibi olmayan bir insan dünya hayatının peşinden koştuğu için gideceği yer cehennem. İkinci safa takva sahibi olmayan kişi için de gideceği yer ikinci cehennem. Üçüncü takva sahibi olmayan üçüncü cehennem. Yani kişi takva sahibi olmadıkça ölüm sonrası hayatta kendisini bekleyen sonsuz bir azap cehennem var. O zaman eğer insanoğlu ölüm sonrası hayatta o sonsuz azabı yaşamak istemiyorsa ne yapması lazım? Ahiret hayatına hazırlık yapması lazım. İşte bu ahiret hayatında en güzel hazırlık azık takvadır. O zaman ahiret hayatı takva sahipleri için daha hayırlıdır. Allah Teala Zuhruf suresinin 35. ayet-i kerimesinde çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Şimdi Zuhruf suresinin 32, 33, belki 33, Zuhruf 33, 34, 35. Şimdi Zuhruf 33, 34, 35'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala diyor ki eğer insanlar tek ümmet haline gelecek olmasaydı, son dönemde dinler birleşecek mi? Evet, birleşecek. İşte eğer o olmasaydı, yani dinler birleşip de insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, kesinlikle Rahman'ı inkar edenler, evlerine mutlaka gümüşten tavanlar, üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Onlar evlerine kapıları ve üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Bu üstlerindeki süsler mücevherle yapardık ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaidir. Yani dünyanın peşinden koşanların bu dünya zenginliğini onlara kesinlikle verirdik. Ama ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerindendir. Öyleyse ahiret yurdu Allah'ın katındadır ve o takva sahiplerine hazırlanmıştır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Kutsal kitaplar yalnızca takva sahipleri için mi öğüttür? Elbette. Kutsal kitaplar sadece takva sahipleri için öğüttür. Çünkü kimdir takva sahibi kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olması hasebiyle sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Kur'an'dan gerekli nasihati alırlar. İki ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Allah Teala Müzzemmil suresinin 19. ayet-i kerimesinde inne hazi tezkire femen şa'ata kıza ile rabbi mahabe. İşte bu öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Demek ki ayetler söyleniyor. Ayetlerden gereklileri sağlam bir insan ne yapar? Allah'a giden bir yol tutar. Kimdir Allah'a giden yol tutan kişi? Kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Yine Der suresinin 29. ayet-i kerimesinde enne hazi tezkire femen şa'a takaza ila rabbi sebila. İşte yine bir kere daha işte bunlar öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Rabbine giden yol tutan kişi kimdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen birinci safa takva sahibi kişidir. Ve Allah Teala buradan kesinlikle Kur'an'ın takva sahipleri için bir öğüt olduğunu, ancak takva sahiplerinin Kur'an'dan gerekli nasibini alacağını Allah Teala açıklıyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Resullerin görevi insanları takva sahibi olmaya davet etmek midir?
Evet, Resullerin görevi insanları takva sahibi olmaya davettir. Allah Teala 7 ayet-i kerimede daveti açıklıyor. Yunus 25. Vallahu yed'u ila daris selam ve yeti men yeşâ ila sirâtil müstakim. Allah teslim yurdu olan zatına davet eder ve dilediğini de sirat-ı müstakime ulaştırır. Buradan şuna bakıyoruz, 7 ayet-i kerimede Allah'ın daveti söz konusu ve Allah'ın daveti kabul edenleri sırat-ı müstakime ulaştırması söz konusu. Şimdi bu sırat-ı müstakim hangi ayet-i kerimede zikrediliyor? En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde. Enne haza sırat-ı müstakim fetebi'uhu ve la tetebi'u subula fetefarraku bikum an sabilihi zalikum ve sakum bihi leallekum tettekun. İşte burada bu sizi sırat-ı müstakimden ayıran sebillere tabi olmayın. Umulur ki bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani kesinlikle takva sahiplerinin ancak Allah'ın dizaynına uyduğu ve kesinlikle Allah'ın davetinin üzere olduğunu ifade buyuruyor. Öyleyse bütün Allah'ın Resulleri insanları nereye davet ederler? Bütün Allah'ın Resulleri insanları sırat-ı müstakime, yani nereye davet ederler? Takva sahibi olmaya davet ederler. Gerçekten Resulullah'ın daveti sırat-ı müstakime mi? İşte Yusuf 108'de Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Ben babana tabi olanların bas gözüyle görerek, daha doğrusu kalp gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim işte budur. Öyleyse sırat-ı müstakim üzerinde olanlar takva sahipleridir. Allah'ın Resullerinin hepsi de insanları takva sahibi olmaya davet ediyor mu? Evet. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Takvaya ermek ne zaman gerçekleşir? Tabii 7 safa takva söz konusu. Takvaya ermek kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde o birinci safa takva sahibidir. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle, haccet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eder de Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa, ki bu ayet-i kerime, o da ikinci safa takva sahibi olur. Takvaya ermek ne zaman olur? Ruhunu Allah'ın zatına ulaştırdığı an. Nitekim Allah-u Teala Yunus suresinin 62 ve 63. ayet-i kerimelerinde اَلَا اَنِّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مِيَا سَنُونَ Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar masum olmazlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. O zaman buradaki takvaya ermek bu noktada gerçekleşiyor. Takvaya erenler için Allah'ın müjdesine lehumul büşra fil hayati dünya vel ahireti. Hemen 64. ayet-i kerimesinde takvaya erenler için hem bu dünyada müjde var hem de ölüm sonrası hayatta müjde var. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Kur'an'da takva sahibi olanların çok sayıda özelliğinden bahsediyor. Bunlardan biri olan sabretmek ile takva sahibi olmak arasındaki ilişki nedir? %100 bir ilişki var. Sabredenler kimlerdir? Sabredenler aslında takva sahipleridir. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 5. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Bela in tesbiru ve tettekû. Eğer sabreder ve takva sahibi olursanız. 123'te de aynı şey ifade ediliyor. Ali İmran suresinin 123. ayet-i kerimesine bakarsak ne olur? Veya 120, Ali İmran suresinin 120. ayet-i kerimesine bakacak. Evet. Evet, in tesbiru ve tettekû. Yani sabır ile takva birbiriyle ilişkili olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Şayet size bir güzellik dokunursa, müminler için söylüyor, o kafirler hüzünlenirler. Şayet size bir seyyiat isabet ederse onlarla ferahlanırlar. Eğer siz sabrederseniz
takva sahibi olursanız kesinlikle onların hileleri size hiçbir zarar veremez. Öyleyse takva ile sabır arasında %100 bir ilişki vardır. Kimdir sabredenler? Sabredenler aslında takva sahipleridir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Allah'ın şanını yüceltenler yalnızca takva sahibi olanlar mıdır? Evet. Her devirde Allah'ın Resulleri bu görevi en üst seviyede yapanlardır. Eğer Allah'ın Resulleri ayetlerle insanlara takva sahibi olmaya davet ediyorsa %100 evet. Nitekim Haç suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Zalike ve men yuazzim şairallahi fe ennehu min takval kulub. İşte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Yani Allah'ın emirlerine uyanlar kalplerinin takva sahibi olması sebebiyledir. Bir kalbe takva ilhamının gelmesi ne manaya geliyor? Kalbe takva ilhamının gelmesi o kişinin kalbine o ayetin inmesi. Yani dilindeki bir ayetin kalbine inmesi manasına geliyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Allah yalnızca takva sahibi kullarına mı yardım eder? Allah Teala'nın herkese yardımı söz konusu. Ama takva sahibi kullara yardımı daha fazla. Nitekim Allah Teala Ahkâf suresinin 32. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَعَيَ اللّٰهِ Eğer siz Allah'ın davetine icabet etmezseniz فَلَيْسَ بُجُنْزِ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamazsınız. وَلَيْسَ مِنْ دُونِي اَوْلِيَاءَ Onun, sizin ondan başka dostunuz yoktur. اُولَٰكَ فِي دَلَالَ مُبِينَ Yani Allah'ın davetine icabet etmeyenler bile onların Allah'tan başka dostu yoktur. Onlar da sıkıntıda Allah'a eğer sığınırlarsa yardım alırlar mı? %100 evet. Nitekim bugünkü teknolojik gelişmelerin çoğunda insanların üst seviyedeki hizmetleri ve araştırma gayretleri var. O hizmetler, araştırma gayretleri noktasında Allah onlara da yardım ediyor. Yani herkesin kapasitesi ve talebi, niyeti neyse o istikamette Allah-u Teala pozitif istikameti tabii insanlara faydalı. Örneğin Allah'ın yardımı şerde değil. Birisi hırsızlık yapmak istiyor, Allah ona yardım etmiyor. O hırsızlık yapana şeytan yardım ediyor. Allah ancak insanlara fayda sağlayan ama henüz yola girmemiş olan insanların da gayretlerini karşılıksız bırakmıyor. Onlara da yardımını ulaştırıyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İyilik ve takvada yarışmanın bir standardı var mıdır? İyilik ve takvada yarışmanın çeşitli kademeleri var. Ama Allah Teala bize Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde kesinlikle ta'avenu bil birri ve takva ebrar olmak ve takva sahibi olmakta yarışın. Ve la ta'avenu bil ismi vel udvan ve kesinlikle düşmanlıkta ve günahta yarışmayın. Öyleyse iki tür yarış var. Şerde yarışmak, hayırda yarışmak. Nedir hayırda yarışmak, nedir şerde yarışmak? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir kişi bana kötülük yapana, bana iyilik yapana ben iyilik yaparım. Bana kötülük yapana ben de kötülük yaparım diyenlerden olmayın. Bana iyilik yapana iyilik yaparım. Bana kötülük yapana da ben iyilik yaparım diyenlerden olun. İşte bu davranışın sahipleri hayırlarda yarışanlardır. Öbür tarafta tersi de söz konusu. İyilik yapana da kötülük yaparım, kötülük yapana da kötülük yaparım diyen kişi de o da şerde yarışıyor.
Dolayısıyla iki durum birbirinin zıttı. Kimdir şerde yarışanlar? Ateşe çağıranlar. Kimdir hayırda yarışanlar? Allah'a davet edenler. Dolayısıyla Kur'an'ın ayetleri net olarak bize bu iki durumu ifade ediyor. Taavvenu alel birri ve takva, birde ve takvada yarışın. Ve la taavvenu bil ismi vel udvan. Yani takvada yarışın, düşmanlıkta değil, kesinlikle birde yarışın, günahta değil. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Ahiret hayatı için hazırlanabilecek en hayırlı azık takva mıdır? Evet, ahiret hayatı için hazırlanacak en güzel şey takvadır. Allah Teala Bakara suresinin 198. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam bu konuyu şöyle açıklıyor. Allah Teala Rabbinizden fazl istemeni size günah değildir. Yani Rabbimizden fazl istemek neyle isteyeceğiz? Zikirle. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşaril Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Meşaril Haram neresidir? Bir Arafat var, bir Müzdelife var, bir de Mina var. Mina'da şeytan taşlama var. Arafat'ta işte bulunma var. Meşaril Haram ise Müzdelife olarak orada taşlandığı toplandığı yer olarak zikrediyor ve Allah Teala diyor ki Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşaril Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Siz ondan daha önce ise elbette delalete olanlardandınız. 197'ye bakalım. 197 Bakara suresinin 197. ayet-i kerimesi. Evet. Sanıyorum bu. Yani ahiret azığı hazırlayın diyor Allah Teala. Ahiret azanın en hayırlısı takvadır. Hac bilinen aylardır. Kim o aylarda ihrama girerek hacı kendine farz edinirse, haçta kadına yaklaşmak, benzeri davranışlar fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Hayırı kendinize azık hazırlayın. Hayırlara kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Evlül Elbab bana karşı takva sahibi olun. Öyleyse azığın en hayırlısı ahiret hayatı için takva sahibi olmak daha güzel. Azığın en hazırlısı da kesinlikle takvadır. Ayet-i kerimesiyle ifade ediliyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam uygun görürseniz izleyicilerimizin soruları var inşallah. İnşallah. Değerli izleyenler, sualleriniz bize hem yazılı olarak hem ses kaydı hem görüntü kaydı olarak WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz inşallah. Serap Hanım'ın sorusu, Enfal suresinin 20. 21. 22. ve 23. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Enfal suresinin 20, 21, 22 ve 23. ayetlerine bakalım inşallah. Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve ar-rasule ve la tevellu anhu entum tesmeun. Ey iman edenler Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Kimdir Allah ve Resulüne itaat edenler? Kimdir Allah ve Resulüne isyan edenler? Davete icabet edenler Allah ve Resulüne itaat edenlerdir. Davete icabet etmeyenler Allah ve Resulünden yüz çevirenlerdir. Davet nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman bu ayet-i kerimedeki muhteva kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o Allah ve Resulüne itaat eden kişidir. Ve Enfal 21. وَلَا تَكُنُ كَلَّذ۪ينَ قَالُوا سَمَيْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Hemen onu da gösterelim. Dört tane ayet-i kerimeyle. Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi, Fetih Suresinin 11. ayet-i kerimesi, Münafık'ın dört tane ayet-i kerimeyi peş peşe, eğer o ayetleri ekrana bir bütün olarak kardeşimiz gösterebilirse, o zaman şunu bilir. Bu insanlar diyorlar ki biz işittik ama aslında işitmemişlerdir. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Evet. Bakın Ali İmran 167 Maide 40. Ey Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar. İşte bu kişi diyor ki ben işittim diyor. Ama işitmemiştir. Yalan yalan söylüyor. Yunus 7 keza öyle. İsra 44, İsra 45 keza öyle. Câsiye 23 keza öyle. Fetih 11
aynı minval üzere. Peygamber Efendimiz'le savaşa katılmayan bu insanlar, mallarımız, ailelerimiz bizi meşgul etti ama bir dahaki sefere mutlaka seninle savaşa katılacağız diyorlar. Allah-u Teala da onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani eşitlik diyorlar ama aslında eşitmemişlerdir. Hücurat 14'te de keza öyle, Münafık'ın 1'de de. Öyleyse tekrar ayet-i kerimeye dönelim inşallah. Enfal suresinin 21. ayet-i kerimesi. 20, 21. وَلَا تَكُنُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Yani münafıklar gibi eşitlik diyenler de olmayın. Çünkü işitmemişlerdir. اَنَّ شَرِ دَوَامِ عَنْدَ اللّٰهِ سُمَّنْ بُكْمَا الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi akletmeyen sağır ve dilsizlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah ve Resulüne itaat eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah ve Resulüne isyan eden, yüz çeviren kişidir. O yüz çevirenler, sorsanız onlara derseniz ki, onlar der ki biz mi işittik derler. Halbuki işitmemişlerdir ve bunlar yeryüzünde dolaşan hayvanların en kötüsü. Başlangıç noktasında bütün insanlar nefslerine uyar bir halde ve hayvanlardan daha alt derecede. Enfal 23 وَلَوْ عَلِيمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ Eğer Allah onlarda hayır görseydi mutlaka işittirirdi. Eğer onlarda Allah-u Teala hayır görseydi mutlaka işittirirdi. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir bedevi geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, söylediklerinin hepsine %100 katılıyoruz. Ama cahiliye döneminde bu söylediklerinden bir kısmını biz yapıyorduk. Onlar boşa mı gitti? Yani biz o zaman da hayır işliyorduk. Onlar boşa mı gitti? Allah Resulü diyor ki işte o hayırlar seni buraya getirdi. Şimdi demek ki hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. O hayrı o zaman da yapıyordu. O hayrı o zaman da yaptığı zaman Allah Teala onlarda hayır görseydi onlara işittirdi. Ama demek ki onlarda hayır görmüyor. Yani bu insanlar kesinlikle seçilmeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan kişiler. Seçilmeyenler onlar. Allah onlarda hayır görmüyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakacak olursak ne görüyoruz? Fesat çıkaranlar Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Evet. Sadat ve Küberalar Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Resul ve ayetlerle alay edenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Hidayeti gizleyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Allah-u Teala En'am suresinin 123. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. En'am suresinin 123. ayet-i kerimesi. Bakara 89. Evet. Bakın ne diyor Allah-u Teala. كَذَٰلِكَ جَعَلْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمُهَا لِيَمْكُرُوا ف۪يهَا وَيَمْكُرُوا اِلَى بِيَنْفُسُهِمْ مَا يَشْعُرُونَ İşte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler kıldık diyor. Yani bu Sadat ve Küberalar çok enteresan yani. Allah özellikle onlara müsaade ediyor. İşte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık yapmaları için liderler kıldı. Sadat ve Küberalar. Kendilerinden başkasını aldatmazlar, farkında değiller. Allah-u Teala Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde acaba ne diyor? Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Göklerde olanlar da yeryüzünde olan her şey de Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik. Öyleyse dikkatle bakın Allah-u Teala neyi bize vasiyet ediyor?
Allah'ın bize vasiyet etmesi, biz sizden önceki kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik. Farz kıldık. Vasiyet demek ki farzdır. Şayet siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Allah ganidir. Öyleyse görüyorsunuz ki evet gerçekten bu Allah'ın kendilerine hayır görmediği ateşe davet edenler, onlar her yerde liderler olarak günah işleyenlerdir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam, Muhammed Bey'in bize yolladığı görüntülü bir suali var inşallah. İnşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat hocam. Çalıştığım ortam kalabalık hocam. Zikir yapıyoruz. Zikir yaptığımız anda yanımızdaki arkadaş bizi konuşturur. O anda zikir unutmuş oluyoruz. O arkadaşlara nasıl davranmalıyız? Zikrimizi daha üst seviyeye nasıl artırmalıyız? Allah razı olsun. Sorun bu. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Evet. Allah razı olsun. Tabii kardeşimiz gerçekten çok güzel bir suale sahip olmuş. Yani insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve zaman zaman bu beraberliklerde karşılıklı konuşmalar söz konusu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ya hayrı konuşunuz ya sussunuz. Şimdi eğer o konuşmaların muhtevasında, merkezinde Allah varsa o da zikirdir. Ayetlerle konuşursa o da zikirdir. Nitekim Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Utu mahiye ileyke minel kitabi ve akimus salat inne salate tenavne al fahşai vel münker ve le zikrullahu vel ekber. Üç çeşit zikirden bahsediyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tilaveti, namaz kılmak ve Allah isminin tekrarı. Şimdi kardeşimiz iş hayatında olması sebebiyle o anda namaz kılmıyor. Ama o anda ya bir konuşacak veya zikredecek. Ve kardeşimiz diyor ki biz şimdi şu anda böyle zikirden kesiliyoruz, zikrediyoruz ama kardeşimiz gelip bizimle konuşuyor. İşte onlara eğer bu konuşmanın muhtevasını onlarla beraber ayetler olursa, ayetleri konuşurlarsa, Allah'ın yaklaşım basamaklarını konuşurlarsa o da zikirdir. Eğer öyle değilse o zaman o daveti onlara ulaştırsınlar. Allah'a ulaşma dileğini, mürşide tabiyeti, yedi sahabeyi onlarsınlar. O zaman eğer onlar da benimserlerse o zaman karşılıklı onlar da zikredeceklerdir. Kendisi de zikredecektir ve artık kendisini zikirden alıkoyan bir komşusu olmayacak. Kendisini zikre davet eden bir arkadaşı olacak. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, Hicr suresinin 8. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Hicr suresinin 8. ayet-i kerimesine bakalım inşallah. Allah Teala Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lahu hafizun. Ma nunzil melaiketi illa bil hakki ve ma kunna izen munzirin. Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de o zaman verilmez. Yani ölüm melekleri eğer kişiye geleceklerse, vade dolmuşsa ölüm melekleri geliyorlar. Ondan itibaren artık ama bana birazcık müsaade et, ben birazcık daha ibadet yapayım dese imkansız. Allah Teala ona mühlet verilmeyeceğini ifade ediyor. Yani zaman tanınmaz, hak ile Allah'ın emriyle indiriliyor. Ölüm herkesin üzerine haktır ve Allah Teala ölüm meleklerini indirdiği zaman o takdirde artık onlara mühlet verilmez. Hicr 9'da da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lhafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Şimdi biraz daha evvelinden, iki ayet evvelinden Hicr suresinin kaçıncı, 6. ayet-i kerimesinden başlayalım. Hicr 6'da ey kendisine zikir indirilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitap ediyor. Gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Peygamber Efendimiz'e deli diyorlar. Ve Hicr 7, Hicr suresinin 7. ayet-i kerimesi. Eğer sen sadıklardansan bize melekleri getirmen gerekmez mi? Eğer sen sadıklardansan melekler seninle beraber gelmeli. Bize melekleri getirmen gerekmez mi? O zaman Allah Teala da diyor ki o zaman ben melekleri indirsem onların işi biter. Nitekim bir kısa işte bu. Azrail
ile bir kişi arkadaş oluyor. Ya diyor mesela, madem ki canları sen alıyorsun, biz dostuz, bari şöyle benim canımı almadan evvel bana bir kıyak geç, bana haber ver, ben de ona göre tedbirimi alayım. Tamam mı? Tamam. Sözleşiyorlar. Sonra işte geliyor, bir musibet geliyor, adam tınmıyor. Hastalık geliyor, adam tınmıyor. Mal can eksilgi geliyor, adam tınmıyor. Sonuçta Azrail gelip kapısına dayanıyor ve ver diyor. Hani diyor biz dostuk, sen bize haber verecektin. Hey gafil diyor, sen işte sen hiçbir sözden anlamıyorsun diyor. Biz bütün işaretleri gönderdik. Öyleyse nasıl Allah'ın Kur'an'da zikrettiği kıyametin işaretleri varsa, ölümün de işaretleri vardır. Ölüme sebep olan bir takım olaylar cereyan ediyor. Ama eğer kişi bunları dikkate almazsa, o zaman vazifeli melek geliyor, işi bitiriyor. Ona artık mühlet tanımıyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam, Müjdat Bey'in bize yolladığı görüntülü bir sual edelim. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Çok kıymetli muhterem hocam. İnşallah izniniz olursa bir sualimi sormak istiyorum sizlere. Muhterem hocam, inşallah bizlere tasavvufta hiç olmak, sıfır olmak nedir? İnşallah bizlerin de bu konuda yapmamız gereken en ahseni davranış, yaşam tarzı nedir? İnşallah bu konudaki sualimi arz etmek istiyorum. Çok kıymetli dualarınızı diliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Evet. Tasavvufta hiç olmak, bir insanın kendisini defterden silmesi. Bir insan hiçliğini hangi oranda en üst seviyede idrak eder? Kendisini hangi oranda başka insanlara adarsa? Belki İmam-ı Şafii Hazretleri ile Şeybani Rahi Hazretleri'nin kısasını söyleyerek sualin cevabını vermek istiyorum. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin müşidi Şeybani Rahi Hazretleri ve bir çoban. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri okumuş. Etrafındakiler diyorlar ki, ya bu kadar bilgili, ilim sahibi kişi, vaktini hep bir çobanla geçiriyorsun, bize vakit ayırmıyorsun diyor. Siz de onu çoban gibi gördünüz ama ben mürşidim o. Ben dinimi ondan öğrendim. Nasıl olur diyor. Bakın diyor, sualiniz varsa gelin kendisine sorun. Ve geldikleri zaman o zat-ı muhteremler diyorlar ki, zekatın nisabı ne? İlmihal bilgisiyle işe başlıyorlar. Şeybani Rahi Hazretleri diyor ki, size göre mi, bana göre mi? Size göre, bana göre ne? Size göre ise 1/40, bana göre ise ben kendim zekatım. İşte kendisini zekat edebilen, Allah yolunda zekat olarak verebilen kişi kendisini hiçlik noktasında gerekeni yapmıştır. Ve artık defterden kendisini silmiştir. Kendisi yoktur, sadece kim vardır? Başkaları vardır. E bunu nasıl başaracağız? Bunu Allah'a olan teslimiyetimizle. 4 teslimi Allah boşuna Kur'an-ı Kerim'e koymamış. Hangi oranda siz ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz en az %51'lik bir teslimiyet söz konusu. Fizik vücut teslimi %81. Daimi zikir arkasından nefsin teslimi %100. Ve en son olarak iradenin teslimiyle kişi Allah yolunda kendisini adıyor, başkaları için yaşıyor. Nitekim başkaları için yaşamak Allah için yaşamaktır. O zaman yaratılış gayesine ulaşıyor. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şeyin değil, bana abd olsun diye yarattık. Ama Allah-u Teala'nın bu abdlardan istediği şey, teslimiyetlerini bir bütün olarak yerine getirmeleri. Dinimiz İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Hangi oranda Allah'a teslimsek, kesinlikle o oranda kendimizi defterden silmişiz. En üst noktadaki tamamen kendimizi defterden silmemiz, hiç olmamız, iradenin teslimiyle gerçekleşen bir olgudur. Bu hiçlik bir değer taşımamak manasında değil, kendinden yana hiç olması, nefsinden yana hiç olması, artık kendisi yoktur. Sadece kim için yaşamaktadır? Dışındaki insanlar için. Mesela muhterem Efendimiz her zaman sohbetlerinde öyle buyuruyor. Biz sizin için yaşıyoruz. İşte hepimizin de kendisini Allah'a adaması, başka insanlar için yaşaması, kendisi için hiç olması manasındadır inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İstanbul'dan Mine Hanım.
Allah yolunda hizmet insanın hayatının aynasıdır. Sözünü açıklar mısınız? Allah yolunda hizmet insanın aynasıdır. Gerçekten de öyle. Bir Allah dostu gelmiş, bir tanesi demiş ki benim Allah katındaki yerim ne? O da aynen bu sözüyle cevap vermiş. Sen demiş günlük meşgalen çalışmana bir bak bakalım neyle meşgulsün? Neyle meşgulsen kesinlikle Allah katındaki yerin o. Öyleyse hizmet Allah'la olan ilişkilerimizde Allah katındaki bizim aynamızdır. Şimdi eğer siz insanları Allah'a davet ediyorsanız, siz gerçekten bu çağın temel özelliği olan dinlerin birleştirilmesi için her türlü gayretin içindeyseniz, İslam birinin kurulması için gereken gayreti gösteriyorsanız ve Kur'an ahlakıyla ahlaklanmanın gayreti içindeyseniz, Allah'ın nurunun tamamlanması noktasında siz size düşeni yapıyorsanız, evet gerçekten siz Allah içinsiniz ve en güzeline ulaşıyorsunuz. Ama böyle bir çalışmanın içinde değilseniz, o zaman gittikçe Allah katındaki dereceniz düşüyor, düşüyor, düşüyor. Hatta öyle insanlar var ki, onlar gerçekten Allah'ın bilemeyecekleri tarzda yavaş yavaş derecelerini azaltarak esfeli safirine gönderdikleri vardır. Tabii o insanlar nefslerine tabi olan insanlar, Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişiler. Dolayısıyla hizmet kişinin Allah katındaki seviyenin bir aynasıdır. Sözü doğru. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam, Levent Bey'in bize ulaştırdığı görüntülü bir soru inşallah. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizi öpüyorum inşallah. Benim sualim duha 10, 11, 12, 13 ve 14'ü açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Evet. Allah kardeşlerimizden razı olsun. Duhan fitnesi, duhan 10, 11, 12, 13, 14 ve bu 4, 5 tane ayet-i kerime aynı zamanda kıyametin de alametleri olarak Resulullah'ın hadisinde zikrediyor. Nitekim Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz bir Arap Bedevi grubuyla camiye namaz kılmaya gidiyor ve orada camide kendi aralarında konuşan bir grubu görünce ne hakkında konuşuyorsunuz diyorlar, diyor. O da, onlar da diyorlar ki biz kıyamet hakkında konuşuyoruz. Ve Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz kasem ederim Allah'a 10 alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Bu 10 büyük alametten bir tanesi Deccal fitnesi, ikincisi Duhan fitnesi, üçüncüsü Dabetül Erz, dördüncüsü güneşin batıdan doğması, beşincisi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inmesi ve diğer tabiat olayları. Şimdi bunların çoğu gerçekleşti. Şu anda böyle bir fitnenin her tarafı sardığı bir dönemdeyiz. Deccal fitnesiyle her taraf adeta kaosa çevrilmiş vaziyette. Deccal'ın taraftarları insanlığı ele geçirmek, dünya gezegenine hakim olmaya çalışıyorlar. Başarırlar mı? Hayır. Her dönemde galip olan Allah'tır. Duhan fitnesi de bunun bir yansıması sonucu olarak devreye giriyor. Şimdi bakın beraberce 14 asır evvel Kur'an kendisine indirilen Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz bu ayetleri okuduğu zaman ne görüyoruz? Fertekıp yevme tehdi semavi duhani mubin. Artık göğün apaçık bir duman fitne getireceği günü gözetle. Duhan 11 yakşan nasa haza azabin elim. İnsanlar bu elim bir azaptır. O fitneki insanların büyük bir kısmını sarmıştır. İşte bir elim bir azaptır. Duhan 12 Rabbin nekşef en azabe enne muminun. İnsanlar diyecek ki ya Rabbim bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz. Ama bu azapta olup da mümin olduğunu zannedenler kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar ve mümin olduklarını zannediyorlar ama İslam'ın 5 şartının içerisinde dinin temeli olan 1. safa ve 2. safa yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, müşriklerine tabi değiller ama bunlar diyorlar ki biz müminiz. Biz Allah'a inanıyoruz, biz müminiz. Öyleyse Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. اَنَّ اللّٰهُمْ زِكْرَ قَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ Halbuki diyor, onlara her şeyi açıklayan bir Resulümüz gelmişti. İşte bu da Mehdi Resul. Duhan fitnesinin her tarafı sardığı bir dönemde Allah-u Teala katından Mehdi Resulü Dabetül Erz'i gönderiyor. Neydi Deccal fitnesi?
Neydi duhan fitnesi ve peşinden ne vardı? Peşinden dabetül erz. İşte ayet-i kerimedeki dabetül erz Allah'ın Resulü bu ayette zikrediliyor. Hemen gösterelim inşallah. Bu ayette Allah Teala onu ifade ediyor. Şimdi tekrar duhan fitnesine dönelim. Duhan fitnesine ekranda baktığımız zaman ne görüyoruz? Resulümüz gelmişti ama onlar Resul'den ibret almadılar. Yani Resul'ün davetini kabul etmediler. Allah'a ulaşmayı dilemediler. O zaman davetini kabul etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, özellikle Deccal fitnesinin taraftarları, ona ne diyorlar? O öğretilmiş ve deli dediler. Ve ondan yüz çevirdiler. Bunlar din büyükleri. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayetleri okuduğu zaman mahzun bir şekilde başı öne eğiliyor. Ve sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, ne oldu, seni üzen şey ne? İlmin insanlardan alınacağı zamandır. İlim Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim insanlardan alınacak. Ey Allah'ın Resulü, biz Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz, çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatacak mı? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Öyleyse sevgili kardeşlerim, evet Kur'an var. Ama Kur'an nasıl var? Kur'an'ın resmi var ve İslam'ın da ismi var şu anda. İnsanlar İslami isimlerle anlıyorlar ama İslam'dan en uzak kişiler. İşte kafa kesiyorlar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, bu Duhan 14'te zikredilen Allah'ın Resulüne öğretilmiş deli diyenler, o gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Fitne onlardan çıkmış ve tekrar ona dönüyor. Öyleyse görüyorsunuz ki duhan fitnesiyle bütün bunları Allah Teala açıklıyor. Buradaki Resul, Mehdi Resul, bu zaman hidayet çağı, özellikle de fitnenin kendilerinden çıktığı kişiler günümüz İslam'ın 5 şartıyla hemhal olanlar. Tekrar ediyorum, şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Öyleyse insanların Tevrat'tan, insanların İncil'den ders almamasının arkasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilememesi var. Bütün kutsal kitaplarda yegane farz takvadır. Tekrar o ayet-i kerimeye getirelim. Nisa 131. Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde Allah Teala ehli kitaba da ve Müslümanlara da, Nem 82 değil, Nisa 131, göklerde ve yeryüzünde olanların hepsi Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önceki kitap verilenlere, yani Yahudilere ve Hristiyanlara ve sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Demek ki Allah'ın farzı herkesin takva sahibi olması. Şayet siz inkar ederseniz, muhakkak ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Öyleyse herkesin takva sahibi olması gerekir. O zaman bunlar takva sahibi mi? Hayır. Bunlar takva sahibi değil. Bunlar İslam'ın 5 şartıyla hemhal olan, ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyen ve ne yazık ki hidayeti doğru yol olarak zannedenler. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Kırgızistanlı bir kardeşimiz, kültürlerinde at eti yemek ve kımız içmek varmış. Tabi olmuş, şimdi bu konuda ne yapmam gerekir diye soruyor muhterem hocam. Yani bu ilmihal bilgilerine gerçekten ben vakıf değilim. O zaman kardeşlerimiz baksın, bu haram etlerin arasında eğer at eti varsa kardeşimiz bundan sonra yemeyecek. Ama var mı yok mu kesin bilginin sahibi değilim. Kur'an-ı Kerim'de at etinin haram olduğuna dair de bir ayet bilmiyorum. En'am suresinin 142. ayet-i kerimesine bakalım inşallah. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlara tabi olun ve muhakkak ki o size apaçık bir düşmandır. 141'e bakalım. En'am 141. Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları yenilen, çeşitli ekinleri birbirine benzeyen, zeytinleri, narlar yaratan odur.
ürün verdiği zaman onun üründen yiyin, onun hasat edildiği gün onun hakkını verin. Yani ihtiyaçlar israf etmeyin. Muhakkak ki Allah müsrifleri sevmez. Enam 140 bir takım hayvanlar sayılıyordu ama hangi ayet-i kerimede? Enam 139. Şöyle dediler, bu hayvanlardan karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Şerimize bu ayet-i kerimeyi bilemedim. Onun için kardeşimiz bakacak. Eğer adeti haramsa yemeyecek. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam, bize ulaşan dua talepleri var inşallah. Ve yine geldik bir programımızın sonuna. Son sözleri size bırakıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Rabbimiz bir saatlik süreyi birlikte geçirmeyi nasip etti. Bu beraberliği bize sağlayan Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Ekranlara başında bizi izleyen siz sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah hepinizden razı olsun. Suallerinize bizi destek veriyorsunuz, katkıda bulunuyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir başka her an Kur'an, her an bu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı geceler değerli izleyenler.